Bu bilgilere bakılarak yargılarından hangilerine ulaşılabilir? İslamiyet'ten önce Mekke'yi ziyarete gelen Araplar, kurdukları büyük panayırda alışveriş yaparlar, eğlenceler ve spor karşılaşmaları düzenlerler, sonra da Kabe'deki putları ziyaret ederlerdi. Peki arkadaşlar öncülerimize bakalım. Mekke'nin kutsal bir şehir oldu. Bakın Kabe'deki putları ziyaret ediyorlarmış. Demek ki kutsal bir şehirdir diyebiliriz. Arapların ticarete önem verdiği, bakın büyük bir panayır kuruyorlarmış ve burada alışveriş yapıyorlarmış. Tabii ki ticarete önem veriyorlar demektir. Kutsal yerlerin ziyarete açık olduğu. Arkadaşlar gördüğünüz gibi Kabe'yi insanlar ziyaret edebiliyorlarmış. Bu yüzden ziyarete açık olduğunu da söyleyebiliriz. Bu sebeplerle doğru cevabımız 1, 2 ve 3 yani E şıkkı olacaktır. Verilenlerden hangileri Mekkelilerin hicretten sonra Medine'de toplanan Müslümanları bir güç olarak kabul ettiklerine kanıt olarak gösterilebilir? Müslümanlara karşı baskılarını artırmaları. Arkadaşlar Müslümanlar güçlenmeye başlamış ki e ee, Mekkeliler Müslümanlara karşı baskılarını artırmaya başlamışlar ve tabii ki onları bir güç olarak görmeye başlamışlardır diyebiliriz. Müslümanların Kabe'yi ziyaretlerini engellemeye çalışmaları da onları bir güç olarak kabul ettiklerine tabii ki kanıt olarak gösterilebilir. Çünkü Kabe kutsal bir mekandır. Hz. Muhammed ile Hudeybiye anlaşmasını imzalamaları zaten onları bir güç olarak kabul ettiklerine dair en büyük kanıttır. Çünkü bir anlaşma varsa ortada onları tanımışlardır demektir. Bu yüzden doğru cevabımız 1 2 ve 3 yani E şıkkı olacaktır. Bu duruma bakılarak yargılarından hangilerine ulaşılabilir? Hz. Ebu Bekir döneminde yalancı peygamberler ortadan kaldırılmıştır, iç ayaklanmalar bastırılmıştır, dinlerinden dönen Arap kabilelerin yeniden Müslüman olmaları sağlanmıştır. Peki arkadaşlar öncelerimize bakalım. Ayaklanmaların ekonomik nedenlerle çıktı. Arkadaşlar ekonomik nedenler değil, dini bir neden var burada. O yüzden doğru diyemeyiz. Dini ve siyasi yönden etkinlik kazanıldığı, Evet neden? Çünkü yalancı peygamberler ortadan kaldırılmış. iç ayaklanmalar bastırılmış arkadaşlar. Demek ki artık etkinlik daha da artmıştır. Halifelik seçiminde kabilelerin etkili olduğu. Böyle bir durumdan da bahsetmiyor bu öncüler bize. Bu yüzden sadece ikiye ulaşabiliriz. Bu sebeplerle doğru cevabımız B şıkkı olacaktır. Bu duruma bakılarak yargılarından hangilerine ulaşılabilir? Yeni bir felsefi görüşü veya sanat akımını yaymaya çalışanlar gibi Hz. Muhammed de İslam dinini yayarken başlangıçta büyük tepkiyle karşılaşmıştır. Peki öncülerimize bakalım arkadaşlar. Toplumların alışkanlıklarını değiştirmek zordur. Tabii ki zordur. O yüzden zaten dini yaymak bu kadar zorlaşmıştır arkadaşlar. Çünkü kendi inandıkları ve yaptıkları şeyler var. Bir sonra da karşılarına biri çıkıyor ve bir dinden bahsediyor diyor arkadaşlar. Tabii ki insanlar alışkanlıklarını değiştirmekte de zorlanacaktır. Sanat etkinliklerinde dinlerin etkisi vardır. Hayır arkadaşlar burada sadece bir benzetme yapılmış. O yüzden ikinci öncülü söyleyemeyiz. İnsan hak ve özgürlüklerinin belirli sınırları vardır. Bundan da bahsedilmemiş arkadaşlar tabii ki. O yüzden doğru cevabımız yalnız bir yani A şıkkı olacaktır. Bu durum gelişmelerinden hangilerini doğrular? İslam dünyasının ünlü bilginlerinden İbn Sina'nın Kanun adlı eseri Batılılar tarafından 15 defa Latince'ye çevrilerek tıp öğretiminde kullanılmıştır. Peki arkadaşlar öncülerimize bakalım. Batı dünyası İslam bilginlerinden yararlanmıştır. Tabii ki bakın kitabı Latince'ye çevrilmiş ve tıp öğretiminde kullanılmış arkadaşlar doğru. Pozitif bilimlerde İslam bilginlerinin de hizmetleri vardır. Elbette arkadaşlar zaten tıptan bahsediyor bize. Doğru. İslam dini bilimsel gelişim açıktır Elbette çünkü İslam dünyasının ünlü bilginlerinden birinin eserinden bahsediyor bize burada İbni Sinan'ın arkadaşlar Bu yüzden doğru cevabımız 1 2 ve 3 yani e şıkkı olacaktır. İslam dünyasında posta teşkilatı ilk kez aşağıdaki dönemlerin hangisinde kurulmuştur? Arkadaşlar tabii ki 4 halife döneminde, Hazreti Ömer döneminde ilk kez posta teşkilatı, posta evleri kurulacaktır. Bu yüzden doğru cevabımız B şıkkı olmalıdır.